Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İdare hukukuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne göreceğiz? İdarenin mal edinme yöntemleri. Arkadaşlar idarenin mal edinme yöntemleri bildiğiniz üzere kamulaştırma, devletleştirme, geçici işgal ve istimval olarak karşımıza çıkmaktadır. dört tanedir. Bunlar önemlidir. Hocam hangisi en önemlidir dersen tabii ki kamulaştırma önemlidir. Önce ben size üç tanesini anlatacağım. Kamulaştırma dışında devletleştirme, istimval, geçici işgal. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında ise arkadaşlar büyük mal diğer diğer videoya sarkacak. Neyi göreceğiz? Kamulaştırmayı göreceğiz. Şimdi çayımı içiyorum. Şimdi siz siz içiyorum arkadaşlar bu çayı. Yarın bugün siz kaymakam olduğunuzda o stajyerlik dönemlerini vesaire yurt dışı eğitimlerini bitirdikten sonra makama oturduktan sonra bana ulaşacaksınız. Hocam bilmem hangi ilin hangi ilçesinde kaymakamım. Buyurun bir gün makama sizleri çay içmeye beklerim. Ben de o zaman arkadaşlar koşa koşa geleceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tabi çay sadece olmaz değil mi? Üstüne bir öncesinde bir yemek yeriz galiba. Hadi bakalım inşallah. Herkes şimdi inşallah hocam. İnşallah vallahi çağır. Şimdi arkadaşlar. <laughs> İdarenin mal edinme yöntemleri kamulaştırma, devletleştirme, istimal ve geçici işgal olarak toplam 4 tane. Hocam buraya E yapıp bir tane bir şey sallar. Bunlara da cevap yaptırırlar mı? O kadar da basit sormazlar. Tamam. Sorarlarsa zaten yaptık mı? Yaptık. Anlaşıldı mı? 5. durum yok. 4 şıklı 5.si cevap olur. Kamulaştırmayı dediğim gibi erteliyorum. Birazdan anlatacağım. Ama şu üçünü bir iyice bir öğrenelim. Kamulaştırmayı anlatırken aynı şekilde devlet ihale kanunu, kamu ihale kanunu anlatırken nasıl karşılaştırdıysa aynı kamulaştırmada da arkadaşlar ne yapacağım? Bir kamulaş bir karşılaştırma yapacağım. Şimdi geçtik. Devletleştirme. Başlayalım bakalım. Devletleştirme kamu yararı gözetilmek şartıyla, kamu yararı gözetilmek şartıyla kamu hizmeti niteliği taşıyan Özel bir işletmenin kanun gereğince bütünüyle idareye, idareye geçirilmesini ifade eder. Başka bir ifade değerleştirme ticari ve sinayi ulaştırma gibi iktisadi kuruluşların bakın bir taşınmaz değil. Ne arkadaşlar burada? Özel bir teşebbüs. Ticari, sinayi bir faaliyet güden bir teşebbüs. Devlete geçme durumundan bahsediyorum devletleştirmede. Tamam mı? Yani burada ne gerekiyor? Özel bir teşebbüsün devlete geçme durumu söz konusu. Ya hocam, niye devlet böyle bir şey yapıyor? Dayanağı ne? Dayanağı devletleştirmenin dayanağı Anayasa'nın 40, 47. maddesi arkadaşlar. Yani dayanak Anayasa. Dayanak Anayasa. Tamam? Devam. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Sebebi şu. Diyor ki özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretim kamu ihtiyacına hitap edememesi. Yani ülkenin tamamına hitap, hitap edememesi. Eksik kalması. Devam. Bu hizmet veya üretimin kontrol, rekabet, ilave veya başka yollara sağlama imkanının bulunmaması. Devlet ne yapıyor? Hizmeti, üretimi, kontrol ve rekabetini sağlayamıyor devam. Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük bir zarar görmesi durumunda işte bu özel teşebbüsü girişimi ne yapıyor? Devletleştirme yöntemiyle devlet kendisine geçiriyor. Tamam mı? Ne yapıyor? Gerçek karşılığı üzerinden bir bedel verilecektir. Şimdi hocam, peki bu devletleştirme işini nasıl yapacak? Şöyle. Devletleştirme kanunla olur. Bakın dikkat kanunla. Kamulaştırmada ben diyeceğim ki arkadaşlar idari işlemle gerçekleşir. Devletleştirme neyle olurmuş? Kanunla. Birinci park bu. 2. Bedel nakit veya taksitle ödenir. Taksit süresi 5 yılı geçmemelidir. 5 yılı taksit süresi geçmemelidir. nakit de ödenebiliyor. Taksitle de, de ödenebiliyor. Eğer bedel uyuşmazlıkları çıkarsa nereye gidiyorum? Asliye hukuk. Burada arkadaşlar devletin mal edilme yöntemlerinde ben Asya Hukuk'tan çok bahsedeceğim. Belli başlı yerlerde ayrıntıya gireceğim. Bu da e, böyle gereksiz ayrıntılar değil. Ekrana hiç ya. Gereksiz ayrıntılar değil arkadaşlar. işimize yarayacak ayrıntılar. Yani tatlı ayrıntılar ben onlara diyorum. Neden? Çünkü sınavlarda çıkmış cümlelerdir bunlar. Sınavlarda çıkabilmesi, çıkabilmesi olasılığı yüksek olan cümlelerdir. O yüzden dikkatinizden kaçmasın. Gereksiz ayrıntı bizde yok özü var. İşin mantığı var. Sen bunu öğrendiğinde sınavda hayli hayli yapacaksın. Hocam çok ayrıntı çalışmam lazım. Çok ayrıntı yok hocam. Çok ayrıntı çalışırsan zaten özünü sınavda zor hatırlıyorsun. Tamam. Sen bir özünü çalış. Özünü bir özümse sonrasını zaten getirirsin. Tamam mı? Çıkmış sorulara zaten bunu desteklersin. Zaten e, kaçıncı videodayız? E, 27-28 bilmiyorum. Eee halen bizimle bu işe devam ediyorsan artık bir yola girmişsindir. Benden kopma, devam et. Bu işin sonu olacak zaten. Allah'ın izniyle olacak. Yeter ki sabırla devam et. Tamam Başaracaksın. Devam edelim. <laughs> Çık ekrandan. Devletleştirme işlemin iptali için nereye gidelim? Bakın hocam. Devletleştirmenin dayanağı ne? Kanun. Kanunu iptal etmek için nereye gideceğim? Anayasa Mahkemesi'ne. Ya hocam sen dedin ki Asli Hukuk Mahkemesi arkadaşlar lütfen Asli Hukuk Mahkemesi bedel uyuşmazlığında yani miktarı beğenmezsen miktarı beğenmezsen tamam diyor. Ama miktarı beğenirsen problem yok. Miktarı beğenmedin Asli Hukuk'a gidiyorsun. Kamu, devletleştirme işini kabul etmiyorsun. Nereye gidiyorsun arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi'ne. Neden Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorum? Çünkü devletleştirme bir Kanunla yapılır. Tamam. Devam edelim. Geçtim. Geldik. İstimval. Ne demek bu istimval? Bak buraya. Olağanüstü. Olağanüstü kelimesini gördüğün anda istimval diyeceksin. Yani devleti mal etme yöntemlerini adam onunla ilgili bize bir soru hazırlamış ve bana diyor ki Devletin mal edilme ile ilgili böyle bir şey sıralamış. Olağanüstü. Bitti. Ne yazarsa yazsın. Nereye işaretleyeceksin? İstimal. Tamam. Devam ediyorum. Olağanüstü durumlarda karşılığı ödenmek suretiyle men menkullere idarece zorla el atılmasıdır. Mesela geçen de bir tane e, Instagram üzerinden, Instagram hukuku öğretir sayfası üzerinden bize arkadaş soru göndermiş. Hocam diyor, e, istimal durumunda diyor, olağanüstü durum olduğundan dolayı devlet diyor bedel öder mi? Direkt el koysun. Yok öyle bir şey. Ne yapıyormuş? Karşılığı ödenmek suretiyle bedel ödüyormuş. Tamam mı? İstimali konusu menkuldür. Bakın taşınmaz değil, özel teşebbüs değil, menkul. Tamam? Bunun yanında sadece menkule yani taşınıra değil, bedensel yükümlülükler de istimalin konusu olabilir. Dayanak? Dayanak arkadaşlar anayasadır. Nasıl? Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri burada bahsedilmiştir. İstimalin dayanağı, devletleştirmenin dayanağı neymiş? Anayasa. Tamam. Devam ediyorum. Bir olağanüstü hal durumu olmakla birlikte istimal işlemi yargı, yargı denetimine tabidir. Mantıken yani olağanüstü durumda el atma durumu söz konusu. Taşınır mala işte bedel verilmez demeyeceğim bedel verilir. Yargı denetime tabi değildir demeyeceğim yargı denetimine tabidir diyeceksin. Tamam. Gel buraya. Devam ediyorum. Bedel uyuşmazlıkları da nereye gidiyormuşuz? Adli yargıya gidiyormuşuz. Olağanüstü durum taşınıra el konulması durumunda bir bedel karşılığında devlet bunu senden alıyor. Tamam Devam ediyorum. Sonra eğer bir bedelde bir sıkıntı yaşarsan adli yargıya gidiyorsun. Dayanağı anayasadır. Ee, sen istimal durumunu olmamasını istiyorsan işlemi iptali için Yargıya gidebiliyor musun? Yargı yolda da açıktır Yani olağanüstü durum diye ben bedel bana bedel parasını vermezler. Bu işte taşınır malımın veya e, ben yargı yoluna gidemem şeklinde bir düşünceye sakın ha sakın kapılmayın. Tamam gel buraya devam ediyorum. Geçtim. Geçici işgal. Geçici işgal. Kamulaştırma, devletleştirme, istimbalin dayanağı anayasayken geçici işgalin dayanağı kanundur. Kamulaştı. Devletleştirmeyi gördük anayasa. İstimali gördük anayasa. Kamulaştırmayı göreceğiz. Dayanak neresi? Anayasa. Anayasa kamulaştırmaya neredeyse kamulaştırma kanuna ihtiyaç bırakmamış. Çok ciddi düzenlemiş anayasa. Birazdan göreceksiniz. Yani kamulaştırma anayasa dayanağı yoktur dememen, demeniz imkansız. Tamam. Dayanağı anayasa ama geçici işgalin dayanağı kanun. Diyor ki Geçici işgali yapma yetkisi kimdeymiş? İl idare kurulunda. Al sana bir tane soru. Geçici işgal kim tarafından yerine getirilir? İl idare kurulu. Bitti. Bunu yapamayacak olan var mı şu an? Yok. Geçtim. Geçici işgal kararnamesiyle e, yap, yapılan ee, geçici işgal durumunda bir tazminat ödemesi söz konusu oluyor. Hocam bu hangi durumlarda karşımıza çıkıyor? Bak buraya dikkat et. Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında bu hizmetin görülmesiyle görülmesi için gereksinim duyulan şantiye alanının inşası için ya da yapım çalışmalarında kullanılan taş, kum, kireç ve benzeri maddeleri çıkarmak için özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza idare tarafından geçici olarak el konulması. Tamam mı? Bakın ne diyorum arkadaşlar. Görülmesi gere gereksinim duyulan şantiye alanının inşası için ya da yapım çalışmasına kullanılan taş, kum ve kireç ve benzeri maddeleri çıkarmak için özel mülkiyete geçici olarak el atılmasına ben ne diyormuşum? Geçici işgal. Neyle oluyormuş bu? Dayanağı neymiş? Kanun. Kim yapıyormuş bunu? İl İdare Kurulu. Hocam arsa arazi olur mu? Olur. Peki konut veya eklentilere olur mu? olamaz. İşte benim bin hocam neyi bilmem gerekiyor diyorsan bak şimdi şunları ben bir sileyim. Sileyim. Bakın neleri bilmem gerekiyor? Oh. Mis mis mis. Neleri bilmem gerekiyor? Bak buraya. Dayanak kanun il idare kurulu tarafına yapılıyor. Bir tazminat ödeniyor. Geçici işgal olarak el atılmazdır. Arsa ve araziye el atılıyor. Konut ve eklentilere el atılamıyor. İşte bunları bilmen gerekiyor. Anladın değil mi? Geçtim diğerine. Neye geldik arkadaşlar? Kamulaştırma önemli bir başlıktır. Hiç vakit kaybetme. Haydi bir sonraki videoya geç. Ama arkadaşlar sakın vazgeçme. Neden? Senin şu anda yaşadığın pişmanlığın ana sebebi 10 yıl önceki yaptığın, yaşadığın hayat, yaptığın davranışlar, aldığın kararlar. Senin 10 yıl sonra yaşayacağın pişmanlığın sebebi de bugünkü aldığın kararlardır. Bugün kararını doğru al ve şu işi sıkı tut. 10 yıl sonra bugünün pişmanlığını yaşama. Haydi bakalım. Dileme gücü.